Ben Cucumber Future File'da, aynı Future File'da birden fazla test senaryosu, test case oluşturabilirim. Ve bu test case'leri hep beraber ya da ayrı ayrı çalıştırabilirim. Şimdi ikinci senaryom, şöyle senaryo kelimesini kullandım. Test case 2, radio dedim. Given. Şimdi arkadaşlar radio button'la alakalı önce manuel bir senaryo oluşturalım. Şimdi yine aynı sayfamızda böyle bir radio diye bir element olması gerekiyor. Radio button diye gittik. Şimdi bu senaryomuzda radio button nasıl? Aslında checkbox'ın hemen hemen aynısı. Hiçbir fark yok aslında ama ayrı bir konu olduğu için ben bunu da size göstermek istiyorum. Şimdi radio button dediğimiz şey bizim şöyle tek çekimlik tabiri caizse. Tek çekimlik yani checkbox'ta biz birden fazla seçenek seçtik hatırlayacaksınız. Ama radio button'da birden fazla seçeneği seçme ihtimaliniz yok. Mesela cinsiyetiniz nedir? A, B, C veya işte boyunuz 1, 2, 3 neyse veya yaşınız işte tek bir tane seçenek seçebilmeniz durumunda radio button kullanılır. Ve bu da yine checkbox gibi çok yaygındır. Yine radio button'da arkadaşlar bir elemente tıklamak için yine check fonksiyonu kullanılacak. Check. Aynı checkbox olduğu gibi bu tıklamak için kullanılacak. Eğer bir element seçili ise seçili olup olmadığını anlayabilmek için yine biz Selenium'dan gelen, daha doğrusu Selenium'dan gelen is selected. Aynı şekilde Selenium'un de bir parçası bu. Is selected fonksiyonu bu. Eğer bir element radio button seçili ise bu true verecek. True. Eğer seçili değilse bu false verecek. Tamam. Biz de yine bunu assertion'larda doğrulama kodlarında yazabiliriz. 3. Aynı şekilde biz bunu kullanabileceğimiz gibi should be işte selected ya da unselect veya checked ya da unchecked. Daha doğrusu şöyle checked fonksiyonunu kullanabiliriz. Eğer bu seçenek seçildiyse bu true, seçilmediyse false verecek. Şu durumda mesela bu örnekte bu true verecek. Şu örnekte false verecek. Tamam mı? Bir de should not be, tabii bu da olumsuzu. Yani should not be seçilirse should not be kullanılması durumunda. Örneğin bir element, mesela şu element should not be checked dersek, should not be checked dersek bu seçili olmadığı için bu true verecek. Şu element true verecek. Should not be checked. Seçili değil. Seçili olmadığını doğrula. Evet, seçili olmadığını true. Şu should not be checked dersek bu da false verecek. Yani şu should be'nin tam tersini yapacak. Bilmemiz gereken özeti bunlar olacak. Şimdi biz bunu yine örnek üzerinde görelim. Yine arkadaşlar şu siteye gidelim. Kullanıcı nereye gidecek? Bizim örnek sitemize gideceğiz. Test sitemize. Buraya gittik. Ve test case'imizi yazalım. Şimdi test case'imizi yazarken burada bizim radio button, yani radio butonumuz eğer yine seçili değilse seç, seçiliyse seçme şeklinde bir mantık geliştireceğiz. Ama bunu biraz daha biz generic, dinamik hale getirmek için yine parametre kullanacağız. Şimdi hatta aynı test case'i kullanacağız arkadaşlar. Şöyle aynı step'i kullanabiliriz. Biz bunu öyle bir yazdık ki şu adımı, tamam mı? Ben o adımın aynısını burada kullanabilirim. And, hani dedim ya size ben iş yerinde çok fazla Java kodu yazma ihtiyacı hissetmiyorum. Zaten tonla Java kodu yazılmış şeklinde. Benzer bir mantık burada da göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki kırmızı seçili değilse seç. Yani red and red diyeceğiz. Seçili. Şunu kopyalayalım arkadaşlar isterseniz şöyle tek tek yazmaktansa. Şu red seçeneği. Red seçili değil ise seç. Görmüş olduğunuz gibi benim yani yeni bir Java koduna ihtiyacım yok. Sadece tek yapmam gereken bu mantığı benim biraz önceki step definition'da if statement'lar kullanarak biraz yazmam gerekecek. Yazalım. Sevgili arkadaşlar tabii bunu yazmadan önce elementleri tekrar bulmam gerekiyor. Yani şu red elementi vesaire onları yine bulmam gerekecek. Elementi bulalım. Şu red checkbox'ını bulalım. Tamam. Bunun web elementi nedir? Önce locate etmemiz gerekiyor. Bu id red varmış burada. Id red. Görmüş olduğunuz gibi. Şu element arkadaşlar. Ben bunu sayfamda bulayım. Radio. Elementlerini bulalım. Public. Selenide element. Red. Seçeneği. Red. Bu red'in bir id'si varmış. Ben de id ile bulalım. By.id. id'si red'miş.
Kırmızı. Bunu şu test center page class'ında bulalım. Bunu bulduk. Bakın yeni Java kodu yazmıyorum. Hali hazırda olan bir Java kodum vardı. Şu Java kodum. Bunu tekrar kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Diyeceğim ki if yine bu text eğer metin göndermiş olduğum metin şu metin tamam. Eğer şuradaki göndermiş olduğum şu text arkadaşlar şu text bu her zaman şu string'in içinde ne varsa onu çağrıştırıyor tamam ona eşit. Ya yani bu durumda şu adımda bu text dediğim string şu red'e eşit. Eğer text equals red ise diyeceğim red ise ve aynı zamanda seçili değilse yani bu test center page'deki red seçeneği seçili değil ise değil ise o zaman tıkla. Git bu test center page'deki red elemanına tıkla. Sonra da hakikaten seçili olup olmadığını test et. Red should be checked. Yani aslında şu mantığın aynısı. Hatta şu tepeye şunu da koyabiliriz. Önce bir hakikaten seçili olmadığını emin ol. Should not be. Yani öncelikle should not be checked. Yani bunu şurada şunları kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Zaten şurada test ediyoruz ya. Yani zaten seçili değilse buraya girecek. Tekrar bunu yapmanın bir manası yok ama tekrar ben de buraya hani kullanılırlığını görebilmeniz için koydum. Şurada seçili olmadığını test et. Sonra seç. Sonra şimdi seçili olduğunu test et dedik. Tamam. Gel gelelim testimizi çalıştırmaya. Çalıştıralım. Bakalım. Bir de şu tabii sayfayı açık tutalım arkadaşlar. Şuradan sonra da ben bunu kopyalayıp şu alta gömeyim. Ve bir daha çalıştıracağım. Şu sayfayı açık tutalım. Ki seçili olup olmadığını hakikaten görelim. Red'e tıklamadı. Neden tıklamadı? Bir bakalım. Runner'dan bir çalıştırayım test case'imi. Ben şunu görmek istemiyorum. Yani şimdi seçildi arkadaşlar. Bazen böyle normal çalıştırınca seçilmeyebiliyor. O yüzden zaten her zaman dediğim gibi tavsiye ettiğim şey runner'dan çalıştırmanız. Bakın arkadaşlar şimdi seçildi. Hani bir değişiklik yapmadım. Biraz önce seçilmemişti. Muhtemelen şu future faaline çalıştırmaya çalıştığım için bir problem olmuş olabilir. Şimdi gelelim son bir meseleye. Burada arkadaşlar şimdi ben kırmızıyı seçili değilse seç dedim ya. Aslında ben bunu kopyala yapıştır diyelim ki başka bir rengi seçmek istiyorum. Hangi rengi? Atıyorum farklı bir rengi. Diyelim ki şurada ya da farklı bir sportu da olabilir. Diyelim ki futbol. Futbol seçeneğini seçmek istiyorum ben. Tamam mı? Şuradan futbolu seçmek istiyorum. Bu da üçüncü test case'imiz olsun. Futbolu seçmek istiyorum. Tabii bu futbol elementim şu anda bulunmadığı için arkadaşlar şu futbol checkbox elementini tek yapmam gereken o. Bakın yani tekrar Java kodu yazmama gerek yok artık. Dinamik oluşturduğum bir yapı var ve sadece yapmam gereken şu futbol checkbox'ını bulmak. Bulalım. Test center page'e gittim. Public. Selenide element. Futbol seçeneği. Futbol seçeneğimi ben yine ID ile bulacağım. ID'si futboldu zaten. Yani genelde ID ile bulunur. Eğer bir elementin ID'si varsa ID'sini kullandık. Ve şimdi arkadaşlar radio button elementlerini. Şimdi şu metotta arkadaşlar şu metoda şimdi eklemem gereken tek şey. Şimdi checkbox'a tıklayabiliyor. Checkbox 1'e tıklayabiliyor. 2'ye tıklayabiliyor. Kırmızıya tıklayabiliyor. Şimdi bir de futbola tıklanabileni ekleyeceğiz. Normalde arkadaşlar iş yerinde yaptığımız şey genelde şunu kopyala yapıştır. Aslında kopyala yapıştır ve modify et. Yani modify et. Ben bunu kopyalayacağım. Böyle göstereyim size. Yapıştıracağım yeni kod eklenirken. Şimdi metnim benim futbola eşitse. Yani futbola eşitse. Eğer buradan göndermiş olduğum metin futbola eşitse. Ve de bu red elementi değil de futbol elementi. Daha biraz önce eklediğim, 1-2 dakika önce eklediğim futbol elementi. Bu test center page'indeki futbol elementi seçili değilse. Git bu futbol elementine tıkla. Önce futbol elementinin seçili olmadığını, hakikaten seçili olmadığını assert et. Sonra futbola tıkla. Ve şimdi futbol elementinin seçili olup olmadığını doğrula. Bu mantığım arkadaşlar direkt kopyala yapıştır. Gördüğünüz gibi yeni bir Java kodu eklememe gerek kalmadı. Tabii bu dizayn meselesi. Bu tecrübeyle olabilecek şeyler. Hani ama genelde zaten Cucumber kendi başına bir derya. Daha doğrusu çok fazla konu yok ama kullanılırlığı açısından, kullanılabilirliği açısından, işlevselliği açısından hakikaten çok fazla içinde
metotlar olmamasına rağmen diğer test engine'e kıyasla çok daha kullanışlı bence. Şimdi bunu yazdım. Şuradan çalıştırmaya çalışayım. Şimdi futbola tıklayacak mı tıklamayacak mı ona bakalım. Yine görmüş olduğunuz gibi şey yapmadı. Ben şuradan arkadaşlar şu runner'dan çalışayım. Çalıştırayım. Runner'dan çalıştırıyorum. Önce kırmızıya tıklayacak. Sonra da futbol seçeneğine tıklayacak sistem. Tabii önce kırmızıya tıkladı. Şöyle biraz daha hatta. Ha tabii şunu da tekrar run ettiği için şöyle diyelim arkadaşlar. Şunu ben red diyeyim. Red tag'i vereyim. Şuna futbol tag'i vereyim. Daha anlaşılır olsun. Futbol tag'i verdim. Şu futbol tag'ini ben çalıştırayım şuradan. Tamam. Futbol tag'ini çalıştırıyorum. Ayrı ayrı da çalıştırabilirsiniz. Hepsini birden de çalıştırabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sadece burada ben size sistemin dinamikliğini göstermek istiyorum ve kodların dizaynını, dizayn seviyesinde biraz bahsetmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şu link var ya, bu linke giderseniz kodların hepsini orada görmüş olacaksınız. O link zaten şu anda public. Public linkimize gidip buradan bizim işte source dosyamız, bu IntelliJ'in kopyası zaten. Source dosyamızın altında şu test dosyasına gideceksiniz. Test dosyasının altında Java kodlarını görmek için Java'ya, işte burada page objeleri burada, runner class burada, step definition'lar yine burada. Örnek olarak test center'daki biraz önce eklemiş olduğumuz o büyük Java metodumuz burada. Bir de bu source dosyasının altında test features. Buradaki feature file'larımız da mevcut. Bunları da şöyle kopyalayıp kendi IntelliJ'nize yapıştırabilirsiniz. Teşekkür ederim.